Hayırlı akşamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizde sizlerle beraber keyifli, dolu dolu, güzel bir akşam yaşayacağız inşallah. Instagram söyleşilerimizde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunu konuşacağız dedik. Bu arada tabii ki biraz hızlı bir şekilde gelince bazı teknik çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle yayının bitmemesi için şarj aletlerinin takılması falan derken o şekilde devam edeceğiz. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi bizler geçen söyleşilerimizde okumaya, anlamaya etkileyen faktörleri konuştuk. Bunlarla ilgili bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık sizlerle. Ve aynı zamanda yine sizden sorular geldi bol miktarda. O soruları cevaplamaya çalıştık elimizden geldiğince. Yine sizlerden sorular geldi. O sorular sizlerden gelen soruları paylaşmaya çalışacağız. Tabii okurken, ders çalışırken ciddi anlamda zorluklar yaşıyoruz. Ama son dönemde sosyal medyanın da gündeme gelmesiyle beraber yaşadığımız sorunlar daha çok gündeme gelmeye başladı. Bunları bölüşmeye, konuşmaya başladık. Ama tabii bir diğer nokta daha var ki ciddi bir bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Şimdi ben çok da direkt olarak hani bu söyleşileri yapalım mı yapmayalım mı şeklinde konuşurken yoğun bir talep gelince peki başlayalım dedik. Ne yapacağız? Daha ziyade gelen talepler okumak, anlamak, dikkat, konsantrasyon, yoğunlaşma yönünde geldi. Peki madem öyle dedik bizler de sizlerden gelen bu soruları cevaplayacağız. Şimdi hepimiz hayatın içerisinde okumayla, dersle, bilgiyle içli dışlıyız, iç içeyiz. Ama gerçekten okumayı ne kadar gerçekleştiriyoruz? Gerçekleştirirken de yaşadığımız sorunlar hepimizin ortada. Pandemi süreci bizim bildiğimiz bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi arkadaşlar. Kitap okuma alışkanlıklarımız, ders çalışma alışkanlıklarımız, hayata bakışımız değişmeye başladı. Öğrencilerde ciddi bir moralsizlik, demoralizasyon aldı başını gitmeye başladı. Ve sosyal medyadan kopartalım derken sosyal medyaya daha çok bağımlı hale gelmeye başladılar. İşte bahaneler çoğaldı, işte yetersizlik duyguları çıkmaya başladı. Tembellik yani atalet aldı başını gidiyor. Ama tabii şurada bir gerçek ki her çağın kendine göre sorunları vardır. Her çağda kendine göre çözümlerini üretecektir. Bizler de eğitimciler olarak elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bu yaşadığımız sorunlara çözüm önerileri nasıl sunabiliriz? Bunların mücadelesini veriyoruz değerli arkadaşlar. Tabii bunu yaparken de yani çok fazla işi şova çevirmeden tamamen bilimsel ayakları yere basabilen, kullanılan bilgileri paylaşmak istiyoruz. 1991 yılında bu ilk daha kişisel gelişim kavramı yok. Hızlı okumayla tanıştığımda, peşinden DKD, toplum önünde söz söyleme sanatı dediğimiz eğitimle tanıştığımda ben yıllar sonra bu noktaya geleceğim aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Eğitimciyim, öğretmenim. Aynı zamanda edebiyatla, sanatla, kültürle, tiyatroyla, sporla ilgileniyorum. Yine Türkiye Yazarlar Birliği'nde organizasyonlar. Bunları yaparken dikkatimizi çekti. Toplum önünde söz söyleme sanatı, işte anlayarak çok hızlı okuma, o zaman anlayarak değil de çok hızlı okuma teknikleri vardı. Başladık ama işin içerisine girince gördük ki hiç de böyle göründüğü gibi değilmiş bazı şeyler. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama işin içerisine girince eğitim vermeye başlayınca vay dedik. Demek ki durum başkaymış. 1996 yılında klasik hızlı okuma eğitimine tamamen dışına çıktık ve bunun dışında arkadaşlar buna etkin okuma kısmını ilave ettik. İlerleyen süreçte bunları paylaşabiliriz ama gördük ki okuma tamamen amaçla ilgili bir şey. Çünkü yetişkin bir bireyin okuma amacıyla işte üniversite öğrencisinin okuma amacı farklı. Lise öğrencisiyle yine üniversite sınavına hazırlanan üniversite öğrencisinin okuma amacı farklı. Ortaokul öğrencisinin okuma amacıyla ilkokul öğrencisininki farklı. Öğretmenin okuma amacı, mühendisin okuma amacı farklı. Her insanın okuma amacı farklıysa herkese aynı yöntemle okuma yaptırmanın mantığı var mı? Asla. Bizim istediğimiz hızlı, esnek, etkin okuma tekniklerini öğrenebilmek. Eğer biz bunları öğrenirsek işte o zaman okuma verim haline gelmeye başlıyor. Tabii
Bugün sizlerden arkadaşlar daha ziyade okumadaki ya da günlük yaşamdaki dikkat sorununu konuşacağız. Sadece bugün değil, büyük olasılıkla 4 hafta belki ya da 4 ya da 8 program sadece bununla konuşmayı düşünüyoruz. Fakat son yıllarda ilginç bir durum çıktı arkadaşlar. Bugün bir basını takip ederken bir haber gördüm. Şimdi büyük istifa hareketi diye bir cümle gördüm. Büyük istifa hareketi derken herhalde bir işçi sendikalarından istifalar oldu galiba. Ya da dedim işte bir sivil toplum yapılanması işte devletten istifa etmeye başladı. Ya da işte sivil toplum örgütlerinden bir istifa mı başladı diye düşünceler oluştu. Haberi okudum. Ya dedim böyle bir haber şaka mı acaba? Yani bazen biliyorsunuz asparagas haberler çıkıyor. Haberin özelliği şuydu. Diyor ki pandemi sürecinde sadece Amerika'da arkadaşlar 2011 yılının 2000 şu anda 22 pardon 2021 yılının ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde işinden istifa eden kişi sayısı 18 milyonu geçti. Şimdi 18 kişi değil, 1800 kişi değil, 18 bin kişi değil, yani 18 bin kişi bile ciddi bir rakam. Aklıma bir anda İngiltere'deki sadece şu anki tır şoförü ihtiyacı 15 bin. 18 milyon kişi istifa etti. Neden istifa etti? Acaba dedim hani daha iyi iş imkanları mı var? Daha güzel efendim başka işler mi yapacaklar? Daha güzel gelir kaynakları mı buldu? Hayır değilmiş arkadaşlar. Temmuz 2021 tarihinde Amerika'da 4 milyon kişi istifa ediyor. Daha sonra bu araştırmalarda göre pandemi sürecinde bu çok daha hızlanmaya başlıyor arkadaşlar. Bu konuda yine Microsoft'un araştırmaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın ikinci çeyreğinde başlayan büyük istifa hareketinde işi bırakan çalışan sayısı 18 milyonu geçti. Amerika'dan sonra Avrupa kıtasına sıçrayan eğilim en çok İngiltere ve Almanya'yı vuruyor. İş dünyasının ilk kez karşılaştığı bu global işçi devrimi Türkiye'ye de giriş yaptı. Ve devam eden haber arkadaşlar yani ciddi boyutlara ulaşmaya başladı diyor ve sürekli artıyor ve Türkiye'de bunun örneklerini görüyoruz. Şu olabiliyor, bazı gruplar var, 1970 yıllarda hippi hareketi vardı. Hippi hareketinde işte efendim çalışmaya karşı daha çok eğlenmeyi ön plana çıkartan bir hareketti. Ama Türkiye'de biraz daha farklı gelmeye başladı. Gençlere bakıyorum, isteksizlik, iştahsızlık, ders çalışmama, rahatını bozmama, her dediğini yaptırma isteği, zora gelememe. Bunlar tabii oluşturan altyapılar, bir sürü sebepler var. Bunları konuşacağız ama ben daha ziyade sonuçlarını konuşacağım. Sebeplerine bakmıyorum. Sebep ayrı, tamamen siyasi konuşulması gereken bir nokta arkadaşlar. Bu aldı başını gidiyor. O zaman buna ciddi bir önlem alınması gerekiyor. Bu istifa hareketlerini rahatını bozmamak, rahat alışmak. Zaten hayat bir şekilde devam ediyor. Hani Anadolu'da bir söz var ya, Allah devdi boğazı aç bırakmaz şeklinde, belki ondan da kaynaklanıyor olabilir. Aldı başını gidiyor. Asıl konumuza döneceğim ben. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Dünyada dengeler değişmeye başladı. İlk salgın süreci başladığında en çok kullanılan cümle şuydu: artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizler çağın söylemini yakalayamazsak çağın söylemini yakalayanlar kitleleri alıp yönlendirip gideceklerdir arkadaşlar. O zaman bize düşen görev ne? Bize düşen görev olarak da çağın söylemini yakalamak durumundayız. Peki çağın söylemini yakalayacağız da çağın söylemini kime göre, topluma göre, gençlere nasıl ulaşacağız? Öğrencilere baktığımız arkadaşlar hepsinde ciddi anlamda hatırı sayılır bir kısımda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu almış başını gidiyor. Bugün dahi yine öğrencimiz geldi. İki tane öğrenci geldi. İki farklı zaman diliminde. Bir tanesi işte eğitime geldi. Eğitime verdiğimiz öğrenciler. Bir tanesi de velisiyle geldi. Söylenen şu: direkt olarak hocam ikisi de bana, işte biri dedi ki bana dikkat eksikliği tanısı kondu. Diğer öğrenci velimiz de şunu söyledi: hocam dedi, çocuğuma dedi, bu çocuk dedi lise öğrenci tabii ki, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı kondu ve iki tane ilaç verdi. Tabii ki son derece saygı duyuyoruz. Doktorlarımızın asla yani aleyhinde konuşamayız, olmaz. Ama bir gerçek var arkadaşlar. Ben de hani belki hekim değilim, o ayrı, tamamen saygı duyuyorum, ama ben de bu işin doktoruyum.
İlla ki doktor demek. Yani gidip de tıbbiyede değil. Ben ona karışmıyorum. Ben bu işin eğitmeniyim. 30 yıldan fazladır eğitimcilik yapıyorum. Tamamen hızlı okuma, öğrenme öğrenme, dikkat, algı, konsantrasyon, yoğunlaşma üzerine sistematik uygulamalar yapan bir kişiyim. Ve öğrenciye bazı sorular sordum. Sorulara verdiği cevaplara göre şunu söyledim. Hanımefendi çok güzeldi. Tamam da dikkat eksikliği nerede burada? İşte bunu konuşacağız. Arkadaşlar dikkat eksikliği. Mental bu. Yani başlangıçta kısa biraz şöyle belki 2-3 dakika bir akademi konuşacağım arkadaşlar. Ben akademi konuşmayı bırakacağım. Ha, yapmış olduğum çalışmaları tamamen akademik tabanları var. Akademik çalışmaları en ufak bir olumsuz kullanamam. Ama şimdi akademik konuşmaları da ya da akademik çalışmaları da devre dışı bırakan konuşmaları var. Ona da çok karşıyım. Ha, bu konuşma ya da bu eğitimde biz akademik olarak tartışmak yerine ben hayatın içerisindeyim. Nasret Toruncan'ın dediği gibi damdan düşen birini getir diyor ya. Damdan düşen ve direkt sonuç odaklı bir kişi olarak sonuçlara yaklaşacağım, değerlendireceğim. Şimdi mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı olarak tanımlanan DSM-5'e göre sendromun adı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Bu şekilde kabul ediyor. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu arkadaşlar de uzun yıllar boyunca bir hastalık olarak kabul edilmemiş. Fakat günümüzde DEB'in genetik geçişleri var. Biyolojik bir hastalık olduğu dahi kabul edilen istatistikler çalışmalarda bu ortaya çıkıyor. Geçmişte tek başına dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu hastalık olarak tanımlanmadığı için bu bozukluğa sahip birçok kişinin hayatı boyunca sıkıntılar yaşadı ve bu kişiler hayatı boyunca işte başarısız olarak damgalandı. Akademik başarıları düşük, asosyal kişilik tipli kişilik olarak kabul edildi ve toplumda dışlandı bu insanlar. Şimdi DEB'le ilgili çocukluk çağında erkeklerde daha fazla görüldü, yine klinik çalışmalarla kanıtlandı. Erişkin çağa geldikçe erkeklerde biraz daha azaldı, kadınlarda daha fazla görüldü ortaya çıktı. Peki bu neden? Çünkü bunlar tamamen biraz önce de bahsettiğim mental bozuklukların tanısal istatistikler kitabı olarak geçen DSM-5 kaynağında gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi burada bunlar akademik çalışmalar, tanımlamalar. Şimdi dikkat eksikliğinin, hiperaktivite bozukluğunun belirtileri neler dediğimizde arkadaşlar en çok görülen, yani biz bunu tabii öğrencilere ben endeksleyeceğim. En çok görülen belirti çocuklardaki okuldaki başarılarındaki akademik düşmeler. Bakın akademik düşmeler. En çok karşısında çıkan sonuç bu. Çocuk derse konsantre olamaz. Dikkatini bir süre toplar. Toplayabilse bile dikkatini koruyamaz. Dikkatini koruma noktasında ciddi sıkıntılar ve güçlükler yaşar. Genellikle dalıp gitme, hayallere dalma, ayrıntıya tıkılma, dinleyememe, kendi iç dünyasına kapanma şeklinde anlatılır. Aynı durum erişkinler için de geçerlidir. Erişkinlerde çok fazla farklı değildir arkadaşlar. Dikkat eksikliği bozukluğuna sahip bireyler detaylara dikkat etmezler. Bazen detayda kaldığı da olur, dışına çıkamazlar. Ve verilen komutlara uyum sağlayamaz ve organizasyonda problem yaşarlar. Ayrıca bu bireyler günlük rutin işlerini yapamazlar ve dikkatleri kolaylıkla dağılır. Aynı yerde uzun süreli, bak bunlara dikkat edin diyorum ben, aynı yerde uzun süreli sabit duramazlar, oturamazlar, atlarına kurt kaynar, su çıktı derler ya hani. Ondan sonra arkadaşlar çok konuşurlar, karşıdakinin sözünü sürekli keserler, konuşması karşıdakinin sözünün bitmesini beklemezler. Beklemesi gereken ya da işte sırasıyla yapılması gereken işlerde yapmakta çok sıkıntı yaşarlar. Mesela çocuklarda sürekli zıplama, hoplama, sağa sola koşma, işte tırmanma, zıplama şeklinde aşırı hareket davranışlar da vardır. Yalnız biraz sonra buna değineceğim. Her hareketli çocuk, biraz önce saydığımız her özelliği gösteren çocukta dikkat eksikliği mi var? Kesinlikle yok. Bunları paylaşacağız. Bakın mesela çocuk hareket, ay benim çocuğum dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğum var. Çocuk yerinde duramıyor. Derslerde bizim en çok öğretmen arkadaşlarla yaşadığımız sorunlar bu. Çocuk yerinde duramıyor, hareketli. Peki öğretmen ne yapıyor? Statik klasik ders anlatıyor. İşitsel öğretmen. Arkadaşlar beni dinleyin. Çocuk dinlemez. Çocuk hareketli, yerinde duramaz.
Benim eğitim videolarımı izleyenler bilir arkadaşlar. Ben sabit, mesela şu anda oturup konuşuyorum ya, rahatsız oluyorum. Çünkü alışmışım. Ben şu anda 14 aydır televizyon programı yapıyorum. Televizyon programı daha oturarak hiç yapmadım. Ben ayaktayım. Ben de hareketliyim. Ben de mi hiperaktifim? Eskiden yerinde duramıyordu. Eskiden hani affedersin bir yerine kurt mu kaynıyor derlerdi. Şimdi hip depremi diyorlar ya da dikkat eksikliğim var deyip gönderiyor. Değil. Aslında bendeki dikkat eksikliği değil arkadaşlar. Bunu fark ediyorum. Ben kinestetiksel bir yapıya sahibim. Eylem yoğunluklu bir adamım. Enerji yüksek geliyor bende. Ya da hareketi, eylemi seviyorum. Sonuçlara dikkat ediyorum. Süreçlere dikkat ediyorum. Ama bir konuya da odaklanabiliyorum. Şimdi ben o zaman hiperaktif miyim? Yerinde duramıyorum. Tamam. Hayır, tanıya göre hiperaktif tanısıyım. Ama dikkat sorunu yaşıyorum. Hayır. İstersem saatlerce bir konuya yoğunlaşabiliyorum. İşte burada ciddi ayrıntılar var. O sıkıntıları yaşadığım için söylüyorum. İlkokulda okumayı ilkokul 4'te öğrenmişim biri olarak söylüyorum bunu. Okumayı her zaman söylüyorum. Okumayı ben ilkokul 4. sınıfta öğrendim. Yani ben affedersiniz salak mıyım, aptal mıyım, gerizekalı mıymışım? Hayır. Benim öğrenme sistemine göre bilgi verilmemişti. Arkadaşlar, şimdi genellikle bu hiperaktivite çocuklar diyoruz ama yetişkinlerde görülen hiperaktivite sürekli bir işten diğerine koşma şeklindedir. Fakat bu kişiler hiçbir işi tam olarak tamamlayamazlar. Sendromun en önemli belirtilerinden biri olan dürtüsellik ise bak dürtüseldir bak bu karıştırmayacaksın onu. Dürtüsellik ise kişinin kendini ve yapılan eylemin sonucunu düşünmeden yapılan ani ataklar, ani davranışlar şeklinde görülebiliyor. Çocuklarda bir işi yaparken sabırsızlık, aniden arkadaşının elinden oyuncağını alma ya da oyun sırasını bekleyememe, çok ve uygun olmayan yerlerden konuşma, lafa girme, karşısındakini konuşurken sürekli sözünü kesme, bağırma, gülme, kahkaha atma şeklinde görülebiliyor. Tüm bunlara ek olarak kendini tehlikeye, gözü kapalı darabana, körşana fırlatabilir, atabilir. Bu da çok tehlikedir arkadaşlar. Erişkin bireylerde ise karşısındakini dinlemeden sözünü kesme. Bu en çok gördüğümüz ana noktadır. Sonunu düşünmeden yeni işlere girme. Karşısındakini kıracak, incitecek, refüze edecek şekilde konuşma, sıra beklememe gibi durumlar söz konusudur. Peki dikkat eksikliğinin nedenleri nelerdir? Arkadaşlar dikkat eksikliği bir hiperaktivite bozukluğu çeşitlerine baktığımızda arkadaşlar 3 ana semptom vardır. 1. Dikkatsizlik. 2. Hiperaktivite. 3. Dürtüsellik. Bakın dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik bunlar hep karıştırılır. Bazen işin içerisinde bir olarak ben dahi bunları karıştırıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat eksikliği bu 3 semptomun görülme şekline göre 3 farklı alt tipe kendi içerisinde ayrılıyor. En çok sık görülen tip ise bu 3 sendromun bir arada olduğu görülen tipler olarak karşımıza çıkıyor. Ben şimdi bunların akademik kısmını bırakacağım. Çünkü akademik kısmına girecek olursak yani o kadar çok detay var ki arkadaşlar. Ya bunlar benim yazdığım kitaplar olduğu için söylüyorum. Yıllarımı verdiğim kitaplar için söylüyorum. İşin içerisinden yani şu anda çıkamayız. Ama bana lazım olan ne? Bana lazım olan sonuç. Ben şu anda öğrencim bu sorunu yaşıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim diye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi burada asıl çözüme gideceğiz. Çözüm üretme noktasına bakacağız arkadaşlar. Evet. Her yayında olduğu gibi yine böyle biraz sabote edenler çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar hiperaktivite bozukluğu konusunda. Şimdi hiperaktivite ya da dikkat dağınıklığı konusunda arkadaşlar işte konsantrasyon, dikkatin bir noktaya verilememesi, bütün işte istenilen performansı yakalayamama şeklinde yaşadığımız sorunlar. Şimdi dikkat her yaşta farklı özellikler gösterir. Farklı cinsiyete göre farklılıklar gösterebiliyor, yaşa göre farklılık gösterebiliyor, içinde bulunduğu ortamlara göre farklılıklar gösterebiliyor. Bizler burada daha ziyade genel bir değerlendirme yapacağız. Öğrencilere yönelik olarak bazı tavsiyelerde bulunacağız. Yine sorularınız varsa arkadaşlar yorumlardan yazabilirsiniz. Bu yorumlara göre değerlendireceğiz arkadaşlar. İşte işin çevresel faktörler boyutu var, zihinsel faktörler var.
Duygusal faktörler boyutu var, psikolojik faktörler var, fizyolojik faktörler var. Bunlar faktörlerdir. Ama buna yönelik olarak ne yapılacak? Dikkati artırmaya yönelik olarak çalışmalar, bir, eğitimlerle. Asıl bizim işimiz eğitim. Ben eğitimle bakarım olaya. Eğitimle yapılan çalışmalar var. Yani dikkat eksikliğini atmaya yönelik, dikkati geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor. Onun haricinde arkadaşlar gıdayla ilgili takviyeler var. İşte vitamin eksikliği var. Bugün gelen, yok geçen gelen bir öğrencide de o vardı. Hocam diyor, ben de diyor dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu vardı. İşte gittik, psikiyatr arkadaşımız, hocamız diyor bize bir tahlil tetkik yaptırdı. B12 eksikmiş diyor. B12 aldıktan sonra ciddi bir düzelme oldu bende. Mesela bu işin gıda ile ilgili, beslenme ile ilgili boyutu var. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda işte sporla yapılan çalışmalar var. Zihinsel çalışmalar var. Benim alanıma giren kısım eğitim ve zihinsel çalışmalar. Yine kısmen sporla, beden hareketiyle yapılan dikkat çalışmaları var arkadaşlar. Ama zihinsel çalışmalar ve eğitim son derece önemli bir nokta. Bu yüzden ben daha ziyade sizlerle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu aşmaya yönelik olarak arkadaşlar bazı tekniklerde bulunacağım, tavsiyelerde bulunacağım, teknikler vereceğim. Bir kere her şeyden önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Herkese dikkat eksikliği tanısı konuyor ama ben her öğrenci, veliyim geldiğinde şunu soruyorum. Genelde tabii öğrenciler farkında değil ama veliler geliyor. Hocam diyor, benim çocuk yerinde duramıyor. Hiperaktif. İşte dersi kendini veremiyor. Konuşuyorum. Sorduğum ana cümlelerden biri bu ki beni daha önce izleyenler bu örneğin bol miktarda duymuştur. Öğrenci diyor ki sevdiğim bir kitabı eline aldım diyorum. Güzel, sevdiğim kitabı eline aldım. Hoşuna giden bir kitap. Bu kitabı okurken 3-5 dakika kendini vererek bu kitabı okuyabiliyor musun? Evet, hocam ben kendimi verebiliyorum diyor. Gayet güzel. Peki, sevdiğin bir oyun varsa, güzel, o oyunu 10-15 dakika ya da 3-5 dakika oynuyor musun? Hocam ne 3-5 dakika diyor. Günlerce oyunun başından kalkmıyor. Yalnız burada oyun derken şunu karıştırmamak lazım. Bilgisayar başına geçip bize dayatılan bir oyun var. Ya da işte gölge oyunları ya da ışık oyunları diyeyim. Onları kastetmiyorum. Ha o da var işin içerisinde. Onu kabul ediyorum ama biraz daha bedene dayalı, zihne dayalı oyunları kastediyorum. Yani ben bilgisayar oyunlarını çok, yani tabii ki onlar oyun demez diyorum ama ben çok fazla oyun olarak değerlendirmiyorum bir eğitimci olarak. Peki fiziksel aktivite gereken, zihinsel aktivite gereken noktalarda çocuk işte kişi çalışabiliyor mu? Evet çalışıyor hocam diyor. Gayet de güzel diyor. Harika, çok iyi. Sevdiğin kitap okuyor musun? Evet. Peki hoşuna giden bir işi yaparken diyor saatlerce gidiyor. Peki sana kim dikkat eksikliği bir hiperaktif tanısı koydu? Şimdi bunu tartışırım ben. Arkadaşlar dikkat eksikliğinin ana tanısı şu. Ha onlarca yüzlerce tanı var ama ana tanı şu. Bir kişi bir işi yaparken 3-5 dakika o işe kendini vererek yapabiliyorsa onda dikkat eksikliği yoktur diyebiliriz. Özel istisna durumlar hariç. Ama çocuk 1 dakika, 1,5 dakika duramıyorsa tamam onda vardır deriz. Şimdi burada bazen geliyor bize öğrenci. Hatta bazen değil, sürekli yapıyorum arkadaşlar. Ben her ay en az bir grup, işte onlarca bireysel öğrenciyle çalışma yapıyorum. Öğrenciler geliyor, çalışma yapıyoruz. Hocam bizim çocuk da sınıfta durmuyor. Öğretmeni çok şikayet ediyor. Burada arkadaşlarım bilir, asistanım bilir, eğitime katılanlar bilir. Şu ana kadar binlerce kişi katıldı, hatta 10 binlerce kişi, bunlar bilir. Eğitime başlıyorum. Bak mesela sömestrede yeni grubumuz açılacak bizim. Öğrenme, öğrenme ve hızlı okuma. Okullar cuma günü kapanacak. Pazar günü 24'ünde grubumuz açılacak. Saat 9'da başlıyorum ben. Saat 13.30'a kadar. Bak 10, 11, 12, 1, 1.30, 4.30 saat. Yani 6, 6.30 ders saati, 6 saat ders işliyorum. Bazen bunu işte saat 14'e kadar yapayım, 7 ders saati ders işliyorum. Gene de öğrenci velileri şunu söylüyor. Hocam diyor 7 saat nasıl yapacaklar? Ya bana bırak diyorum. Bak bende kapı açık. İzleyebilirsiniz geriden diyorum. Müzik bangır bangır açık.
Her türlü müzik çaları. Metal, rock, rap, underground, oyun havası, gazel, bozlak, teke zor tatması. Allah ne verse her türlü müzik açarım. İlk birinci, ikinci gün öğrenci bir dağılıyor, ne oluyor falan demeye başlıyor. Ama ikinci günden sonra arkadaşlar öğrencinin karşısında halaya çekiyorum. Hatta arkadaşlarım görür, bütün eğitime katılanabilir, bazen taklatarım, laf atarım bilmem ne, öğrencinin dikkatini bile çekmez. Umurunda bile değildir. Kapı açıktır. Elime alırım çayı, inadına, gıcıklığına böyle oh falan diyerek, affedersiniz, böyle şöpürdederek, şapırdatarak içerim. Amaç ne? Orada dikkatini dağıtmak. Müzik açarım sürekli. Bazen fonda 2-3 müzik açarım. Laf atarım içeriye. Buradaki arkadaşımı çay götürür, konuşurum. Bazen sanki biriyle konuşuyormuş gibi telefon alırım, konuşurum. Telefonla konuşma yaparım. Niye? Arkadaşlar, sınıftaki arkadaşların dikkatini dağıtmama yöntem ve tekniklerini öğretmek için. Çünkü bakın, bu cümle önemli. Dikkat kesinlikle ve kesinlikle geliştirilebilen, dikkat düzeltilebilen bir durumdur. Net söylüyorum bunu. İşte sadece lafla olmaz. Lafla bir yere kadar gidersiniz. Uygulama lazım. Uygulamalarla gideceksiniz. Ya dikkatini geliştir, dikkatini geliştir diyerek dikkatini geliştiremezsin. Bu şuna benzer. Dikkatini geliştir, dikkatini geliştir dersen bu defa hani affedersiniz eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürürsünüz. Bu şuna benziyor. Şimdi bir örnek verilir. Yıllar öncesinde okumuştum bunu. Amerika'da işte efendim çalışan bir adam geliyor, iş yerinde çalışıyor, belli bir performansı yakalıyor. Belli performansı yakaladıktan sonra işte zamanı geliyor, diyor ki işte terfi edecek. Ama terfi etmek için de büyük şirketlerin yaptığı bir uygulama var. Çalışan kişilerin aile yapısını mutlaka ve mutlaka bir araştırırlar. İşte mesela bizim kurmay subaylarda vardır ya bu. İşte kurmay olabilmesi için aile hayatının düzgün olması lazım. İşte komşuluk ilişkileri bilmem ne, bir sene bakarlar. Orada tabii ki işveren diyor ki patron, diyor senin diye evine ziyarete geleceğiz diyor. O tabii ki efendim buyurun diyor, tabii terfi edecek. Tabii adam müthiş bir sevinçle evine giriyor. Hanım diyor, hanım terfi edeceğim. Hanım mutlu oluyor, yalnız diyor. Bizim diyor işveren diyor, patron diyor bizim eve gelecek diyor. Tamam gelsin diyor. Fakat diyor hanım diyor, bizim patron diyor bir takıntısı var diyor. Nedir diyor? Bizim patron diyor burnu çok uzun diyor. Kocaman burnu var diyor. Adında burun takıntısı var. Burnuyla ilgili diyor bir şey söyleyince diyor adam diyor çıldırır. Aman diyor. Çok takıntılı diyor. Bak diyor bize diyor 3 hafta sonra gelecek diyor. Ne olur hanım diyor. İşte konuşurken de burnuna bakma diyor. Burunla ilgili bir şey yapma. Hatta burnunu bile kaşıma diyor. Aman dikkat et. Tabii bey diyor dikkat ederim diyor. Ertesi gün geliyor aman hanım diyor. Rütbe alacağız diyor. İşte gelecek tamam aman diyor burnundan bahsediyor. Tamam bey diyor olur diyor. Bir iki, iki gün, üç gün artık üçüncü hafta gelecek. Adam sabah gelecek. Misafirle gelecek. Beraber işte bir gün geçirecekler. İşte yemek yiyecekler, bir şeyler yapacaklar ve aile ortamını görecek. Adam hanım ne olur diyor, ne olur diyor, ne olur diyor. Patron diyor burnuna takıntısı yapma diyor. Tamam diyor bey diyor, özellikle diyor çok dikkat edeceğim. Tabii patron geliyor. Hoş geldin, boş gittin, sohbet, muhabbet, kırla, yemekler yeniyor, harika, çocuklar, uf. Patron çok hoşuna gidiyor, ne kadar güzel bir aile diyor. Ondan sonra muhabbet, artık yemekler yeniyor. İşte bir kahve içelim. Tabii kahve içelim diyor. Hemen diyor evin hanımı gidiyor. Kahve işte efendim mutfağa gidiyor. Kahveyi yapıyor. Tepside getiriyor. Efendim diyor burnunuza kahve alır mıydınız? Gördük. Tabii bütün her şeyi alt üst. Aynen böyle. Dikkatini geliştir, dikkatini geliştir. Ya nasıl geliştireceğim? Aman dikkatli ol. Nasıl olacak? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu şunun hep klasik sözdür. Kendine iyi bak. Kendime tamam iyi. Sen dediğin için şunu diyor musunuz? Mesela anne babalar söyler. Oğlum, kızım kendine iyi bak. Ama yolda yaramazlık yapma. Kimseye sataşma. Hangi Allah'ın konuşunu söylüyor? Annem bana dedi ki, babam dedi ki kimseye sataşma. Tamam. Ben kimseye sataşmayacağım. Kimseye laf atmayacağım. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tamam. Diyelim yolda bir tanesi omuz çarptı. Annem bana dedi ki kimseye sataşma dedi. Onun için sana sataşmıyorum beyefendi deyip giren var mı içimizde hiç? Olsun, lafın gelişi o söylenir. Onun için arkadaşlar biz de diyoruz ki dikkatini geliştir diyerek, sürekli bunları söyleyerek dikkat gelişmez.
O yüzden daha ziyade yapacağınız her işte, her işte mutlaka diyoruz ki bir kere birinci kural. Amaçlı çalışın. Farkındalıklı çalışın. Ben bir iş yaparken niçin yapacağımı bilirsem, onun sorusunu, cevabını verebilirsem, kendi çözümlerimi kendim üretmeye başlarsam, kısaca farkındalıkla yaparsam, ister istemez o işe odaklanma sürem artacaktır. İşte bu da dikkat süresinin artması diyoruz. Ders çalışırken, ben ders çalışacağım. Ben ders çalışıyorum. Kitap okurken, ben kitap okuyorum deyin. Kitap okumaya başlayın. Bak bakayım, bak, sadece bunu söyleyeyim. İlerleyen süreçte arkadaşlar size harika teknikler vereceğim. Bugün bu genel bir giriş yaptık. Belki başta biraz akademik girdik ama girmemiz de gerekiyordu. Çünkü ben bir eğitimci olarak olayın akademik boyutuna da bakmak mecburiyetindeyim. Çünkü ben eğitimciyim. Yani şovmen değilim. Sadece şov yapamam. Mecburen akademik tabanına bakmam lazım. Pedagojik altyapısını oluşturmam lazım. Ondan sonra hayatın içerisinden uygulamalarla ve bilimsel çalışmalarla kendini kabul ettirmiş tekniklerle sizlerle paylaşacağım. Ve her günde çok harika bir teknik göstereceğim. Bu arada arkadaşlar geçen söyleşimizde, bir önceki söyleşimizde yapmış olduğumuz bir rahatlama tekniği vardı. Arkadaşlardan bayağı yoğun bir talep aldım. Hocam aynı tekniği bir daha yapabilir misiniz? Küçük bir değişiklik yaparak arkadaşlar aynı tekniği bir daha göstereceğim. Yorgunluğu atma tekniği. Ama ayrıca size bir tane dikkatle ilgili şu anda teknikler anlatıyorum arkadaşlar. O teknikleri bahsedeceğim. Bir de rahatlıkla kullanabileceğiniz teknikleri öğreteceğim. Her gün bir de ana uygulamamız olacak. Bunlarda bahsedeyim. Yine arkadaşlar sağ olsunlar. Şimdi burada yorum sorular yazıyorlar. Hocam işte sorular da geliyor. Bazı arkadaşlarımız özelden de yazıyorlar. Bizde böyle bir özellik var arkadaşlar. Arkadaşlar diyoruz ki mutlaka ve mutlaka arkadaşlar yazın diyorum ama bazı arkadaşlar özelden yazmayı tercih ediyorlar. Bu arada mesajlara bakıyorum ben de. Sorularımız varsa yine sorular alacağız. Nurten'in diyor dikkatimizi nasıl geliştireceğiz? Tamam, zaten onun bilgilerini vereceğiz arkadaşlar. Onu anlatıyoruz. Arkadaşımız diyor ki hocam diyor özelden yazanlar var diyor. Özelden yazan arkadaşlar diyor. Bizim buradaki yaptığımız ana eğitimlerden bir tanesi toplum önünde söz söyleme sanatı ve etki iletişim becerileri, ona alalım diyor. Çünkü hitabet aslında toplumda söz söyleme eğitimi en önemli eğitimlerden bir tanesi, doğru. Şimdi bu açıklama yapıştıktan sonra arkadaşlar sömestr grubunda öğrenme, öğrenme ve hızlı okuma eğitimine ortaokulda okuyan, lisede okuyan her öğrencinin mutlaka ve mutlaka katılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü orada öğrenci nasıl kitap okuyacak, nasıl ders çalışacak, amaç nasıl belirleyecek, motivasyonu nasıl artıracak, olumlu ruh haller nasıl girecek, çalışma, öğrenme stratejileri nasıl geliştirecek, bunlara yönelik olarak teknik, taktik ve stratejileri paylaşacağız. Ona katılabilirsiniz arkadaşlar. Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Arkadaşımız da hatırlatıyor. Arkadaşlar perşembe akşamı, bir daha söylüyorum. Perşembe akşamı yine söyleşimiz olacak. Perşembe akşamı söyleşimizden sonunda arkadaşlar bir webinarımız olacak. Bir daha söylüyorum. Webinarda hızlı okuma ile ilgili, webinar nedir? Birkaç kişi, yani web üzerinden yapılan konferans arkadaşlar, kısaca bir webinarımız olacak. Paylaşacağız sizlerle, webinar adresini paylaşacağım. Zoom üzerinden yapacağız. Mutlaka katılmanızı istiyorum. Hızlı okuma, öğrenme, öğrenmeyi merak eden arkadaşlarımız için bir paylaşım yapacağız. Şimdi son dönemde çok yoğun talep geldiği için bir Instagram söyleşileri yine devam edeceğiz. Webinarlarımız olacak. Yüz yüze eğitimlerimiz, zaten bireysel eğitimlerimizde devam ediyor. Zaten eğitimlere katılıp da ben verim almadım diyene zaten Allah'a şükürler olsun karşılaşmadık şu ana kadar diyorum. Evet. Şimdi dedik ki arkadaşlar, bir, dikkati geliştirmenin en temel yolu amaçlı çalışacağız. Amaç yoksa hiçbir şey olmaz. Ne yaparsak yapın, farkındalıklı. Yani ibadet yaparken bile ilk yapılan şey nedir? Niyet ettim Allah rızası için. Bak, niyettir.
Niyet edilmeden yapılan ibadet kabul olmaz derler. Niye? Niyet sizi hedefe kilitler. Neden? Niyet ruhunuzu, zihninizi, bedeninizi, genlerinizi yaptığınız işe kilitler. Biz de diyoruz ki mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bunu yapın. Hatta ve hatta eskiler, yine bir söyleşimizde örnek vermiştim, aynısını vereceğim. Bir kitabı elinize alın. Mesela kuantum olumlamada kullanılan bir yöntem vardır. Der ki mesela kitabı elinize aldınız, okuyacaksınız. Kitap aldık. Kitabı kısaca önce bir inceleyin. Etkin okuma basamaklarında bizim hızlı okuma, öğrenme eğitimlerinde bu çok detaylı açıklıyoruz. 18 saate yakın yapılan bir açıklama aynı zamanda arkadaşlar. Kitabı önce alın. Kitabın adı, yazarı, içindekiler kısmı, komple bir tarayın. Yaklaşık olarak 3-5 dakika ya da 10 dakika taradıktan sonra kitabın ana hatlarıyla fotoğrafını çıkartın. Bakın bu tekniğe dikkat edin. Harika bir teknik. Kitabı elinize aldıktan sonra, kitabı elinize ister böyle alın, ister elinizi koyun, isterseniz kitabı elinize bu şekilde alın. Eskiler mesela, bak hiç gördünüz mü bilmiyorum, kitap ustası, kitap kurdu dediğimiz eskilerin yaptığı bir şey var. Ben de çok yaparım. Mesela yazarından bir kitap aldım değil mi? Alırım o kitabı ve bunu yaparım. Deneyin. Öptüm, başımın üstüne koydum. Bu nedir biliyor musunuz? Ben bilgiye kendimi açtım demektir. Yani ne oluyor? Bütün genleriniz bilgiye doğru, bilgiyi almaya doğru gitmeye başlıyor. Şimdi asıl tekniğim, kitap aldık. İster böyle yapın, ister elinizi böyle koyun, ister elini alsın ya da alın kucaklayın. Deyin ki ben, bu kitapta göz attınız ya, ben bu kitaptaki bilgileri almaya niyet ediyorum. Bu kitaptaki bilgileri, işime yarar bilgileri günlük yaşamımda, iş hayatımda, normal hayatımda ve ileriki hayatımda kullanacağım bilgileri alıyorum. Bu bilgileri almaya niyet ediyorum. Bu bilgileri almaya kendimi açıyorum deyin. Ve gerçekten bunu içtenlikle kendinize öfke vererek bir konsantrasyon çalışması ve olumlama yapın. Onun için kitabı alın ve okuyun. Net olarak söylüyorum. Bu benim kullandığım yöntem. Öğrencilere anlattığım bir yöntem arkadaşlar. Kendinizdeki değişim ve gelişimi çok net göreceksiniz. Bakın bitmedi. Aynısını bizim geleneksel eğitim sistemimizde, medrese eğitim sisteminde, geçmişten gelen atalarımızın kullandığı bir yöntem daha. Kitabı alıyor. Bakın ben yıllardır yazarlarla birlikte olduğum için çok gördüm. Bazı usta yazarlar var. Alır kalemi eline, hemen tak bir B yazar. Çok gördüm. Biraz da Mehmet Doğan'da çok gördüm. Bir B. Ya da Bismillahirrahmanirrahim yazar. B, Besmele'nin B'sidir. Şimdi bakın teknik muhteşem bir teknik. Hocam ben Besmele çekmem, okurum diyorsam tamam al, biraz önce bahsettiğim de ki ben niyet ediyorum bu kitaptaki bilgiyi almaya. Deyin yapın. Ama olayın atalarımızın yaptığı bir teknik söylüyorum. Kitabı eline alıyor. Erzurum'dan deyimiyle 3 kullu bir elham okuyor. Yani 3 ihlas bir fatiha okuyor. 3 ihlas bir fatiha okuduktan sonra o büyük fatihaları hediye ediyor. Ondan sonra ya alim, ya alim, ya alim. Çünkü ilim sahibi odur. Sonra Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim de ve kitabı al, okumaya başla. İster bu çalışmada, ister dua çalışmasının sonra çok net söylüyorum. Bunu şu ana kadar binlerce kişiye bahsettim. Yüzlerce kişiden geri dönüşler aldım. Şunu söylüyor. Hocam okumam değişti. Gördünüz mü? Ama bunu alışkanlık haline getirin. Lay lay lom değil. Bunu yapın, size garanti ediyorum. Okuma performansınızdaki artışı göreceksiniz. Bu nedir? Amaçlı okuma dediğim okuma şeklidir arkadaşlar. Amaç. Çünkü beyin bir amaç varsa, çalışmasına bir neden buluyorsa, bir gerekçe buluyorsa oraya çok daha rahat konsantre olacaktır. Evet, bugünkü bana göre en önemli tekniklerden bir tanesi bu arkadaşlar. Niyet ederek okumak. Bunu yaptığınızdaki farkı net göreceksiniz. Çocuklarınıza bunu kullanabilirsiniz. Hocam diyor, peki diyor ben diyor yapıyorum ama çocuğum yapmıyor. Siz de ona hani
kuantum olumlamada da çok kullanılan bir tekniktir. Ya da biyoenerji, reiki çalışmalarında kullanılan bir tekniktir. Hani dışarıdan enerji gönderme dediğim bir şey var ya. Onu kişiye siz dışarıdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Etkisi var mı? Olur. Çünkü enerji, biz bir enerji küresiyiz. Dünya bir enerji küresi. Yani evren bir enerji küresi. Rezonansı, titreşimi olmayan hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar bunu yapın. Aradaki farkı göreceksiniz diyorum. Keyifli, çok güzel bir çalışma. Bu arada tekrar söylüyorum. Sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dedik ki dikkat kesinlikle geliştirilebilen bir durumdur arkadaşlar. Bunun için de öncelikle amaçlı çalışın ve yaparken tek iş yapın. Tek iş. Dikkat dağınıklığı varsa, bir konuya odaklanamıyorsanız, yaptığınız işi karıştırıyorsanız genellikle kafa karışıklığından kaynaklanır. Yaş ilerledikçe dikkat sorunu artmaya başlar. Sorumluluklar arttıkça dikkat sorunu artmaya başlar. Yapacak işler çoğaldıkça dikkat sorunu artmaya başlar. O zaman yapılması gereken ne? Yapılması gereken çok açık bir şey var arkadaşlar. İşlerde azaltmaya gidin. Sıkıştırmayın. Bunu yaparsanız farkı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız hocam tekrar eder misiniz? Geç katıldım diyor. Biz tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Açıklamalara devam edeceğiz. Bunu ben kaydedeceğim. Instagram hesabından da izleyebilirsiniz. O teknikleri bahsedebilirsiniz arkadaşlar ama dönem dönem benzer teknikleri bahsedeceğim arkadaşlar. Evet şimdi biraz sonra şunu da söyleyeyim. Bu çalışmanın sonunda size geçen ders çalışmamızda yaptığım harika bir rahatlama çalışması yapacağım. O rahatlama çalışması aynı zamanda bir dikkat çalışmasıdır. Çünkü dikkatin önündeki en büyük engel nedir? Zihinsel, duygusal, ruhsal, psikolojik gerginliktir. Peki o gerginliği atmadan siz bir işe konsantre olabilir misiniz? Hayır. Gerildiğiniz anda zaten gerilince bir önceki söyleşimizi izleyebilirsiniz. Beyindeki elektrotransmitter sıvılarla çekilme olur. Peki o nöronal geçiş nasıl sağlanacak? Nöronal geçiş de sağlanmadığı içinse dikkat sorunu yaşanması gayet doğaldır. Onun için de yapacağı en güzel çalışmalardan bir tanesi değerli arkadaşlar o rahatlama çalışması. Sizle yapacağımız rahatlama çalışması tamamen nefesle yapılan çalışma. Benim çok sevdiğim bir çalışma. Ve ilerleyen süreçte arkadaşlar benim Instagram sayfamın üstünde yer alan bir link var. O linke tıkladığınızda arkadaşlar link tr.ee.adem.karafilik sayfasına tıkladığınızda orada bu çalışmaların yine ses kayıtlarını alacaksınız. Sağ olsun Bolu'dan arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ses kayıtlarını aldılar. Ondan sonra Hava Yüksel hanımefendi bizi paylaştı. Biz bunu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İlerleyen süreçte paylaşacağımız bilgileri o Instagram sayfasının üzerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 40 yaşındayım ve dikkat eksikliğim olduğunu biraz hızlı kaydı bir saniye. Eksiğim olduğunu öğrendim. Kalıcı olarak dikkat sorunu çözülebilir mi? Arkadaşlar şimdi kalıcı dikkat sorunu derken nedir? Onu beraber bir görüşmek isterim. Çünkü dikkat sorununun biraz önce ilk başlangıçta açıkladığım ana sebepleri var. O kalıcı dikkat sorunu tartışılan bir konudur. Ama ciddi anlamda kalıcı dikkat sorunu işte tamamen genetik bir faktör, zihinsel bir faktör, fizyolojik bir faktörden kaynaklıysa o tamamen tıbbın alanına giriyor. Ama öğrenme, okuma, anlama, odaklanamama, konsantre olamama, sesten etkilenme, çevreden etkilenme, hayal kurma, dalma yani odaklanamama ile ilgili sorunsa bunlar çözülür. Kesinlikle sistematik düzenli çalışmalara çözülüyor. Başta bahsettiğim gibi 3 temel ana çalışma özelliği var. Nedir? Eğitim benim alanıma giriyor. Zihinsel çalışma benim alanıma giriyor. Gıda alanıma girmiyor. Spor benim alanıma girmiyor. Ve tıbbi boyutu benim alanıma girmiyor. Ama zihinsel çalışma ve eğitim boyutunda bunu söyleyebilirim. Ama şu bir gerçek ki. Şu ana kadar dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konmuş kişileri incelendiğinde
Bu benim sözüm değil. Bu arada çalışan kişilerin de sözü arkadaşlar. 20 kişiden aslında 18-19'unun dikkat eksikliğiyle alakası olmadığını bütün bu konuda çalışanlar, akademisyenler söylüyor değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kesin çözülür mü demek istedim demiş arkadaşımız ama onu bir görmem lazım. Bir şey diyemem, bir görüşmem lazım arkadaşlar. Yani kesin çözümü, eğer kalıcı dikkatten kastettiği ne? Eğer zihinsel bir durumsa, psikolojik, fizyolojik bir durumsa görmek lazım. Ona bir şey diyemem. Tıbbi bir durumsa hiçbir şey diyemem. Ama tamamen zihinsel, duygu boyutunda ve psikolojik boyutta ise şunu net olarak söylüyorum arkadaşlar, çözülür. Net söylüyorum. Ha, nedir çözülme derken arkadaşlar? Çözülme de şöyle. Bazılarında %20, bazılarında %50, bazılarında %90 çözülür. Ama çözülür. Bu benim değil. Bu arada ciddi çalışmalar var ki. Ama burada şunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Piyasada çocukların dikkatini geliştirmeye yönelik olarak o kadar çok kaynaklar var değerli arkadaşlar. O kadar çok. Ama bunların büyük bir çoğunluğunu çok net söylüyorum. Üzülerek ticari bir kaygıdan öte olmadığını da söyleyebilirim. Çünkü onları ben de aldığım zaman da çocuklarım için işte birinci sınıf seti, ikinci sınıf dikkat seti, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf ciltler dolusu aldım. Yani tamam doğru kesinlikle faydası olacak ama aslında abartıldığı kadar da olmadığını da söyleyebiliyoruz. Daha çok bilimsel, daha çok teknik ve bu alanda akademik destekli çalışmalarında katkısı olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, şimdi burada dedik ki arkadaşlar amaçlı çalışacağız. Dikkat toplamak için yapacaksan tek iş yapacaksın. Tek iş yaptığında daha rahat konsantre olacaksın. Mesela birden fazla işin varsa en azından bir iş yaparken sadece o işi yapacaksın. Nedir? İşte dişini mi fırçalıyorsan, bunları anlatacağım ilerleyen süreçlerde, sadece dişini fırçala. Ben dişimi fırçalıyorum de. Dikkatin dağılmaya başladı. Ben dişimi fırçalıyorum. O anda kitap okuyorsun. Dikkatin dağıldı. Ben kitap okuyorum. Dikkatin dağıldı. Ben kitap okuyorum. Bilinçli. İlerleyen söyleşilerde sizlere muhteşem teknikler. Dedim ya arkadaşlar. Bakın her salı perşembe birlikte olacağız. Ve her gün en az bir tane teknik anlatacağım. Bugün biraz önce bahsetmiştim. O tekniği bahsettim. En önemli nokta o. İkincisi amaçlı çalış dedik. Üçüncüsü ise yaparken tek iş yapın. Ve mümkünse eğer birden fazla sorumluluğunuz var ise en azından kendi zihinsel sağlığınız için tek iş yapmayı alışkanlık haline getirin. Sadece o işi yapın. Yemek mi yapıyorsunuz? Deyin ki ben sadece yemek yapıyorum. Yemek mi yiyorsun? Ben sadece yemek yiyorum deyin. Televizyon başında, bilgisayar başında, eli işte gözü oynaştayla giderseniz el başka yere gider, göz başka yere gider, zihin başka yere gider, duygu başka yere gider. Tabii ki de odaklanamazsınız. Yazı yazıyorsanız sadece yazı yazın. Kitap okuyorsanız sadece ve sadece bir kitap okuyun arkadaşlar. Birden fazla kitap okumayın. Tabii ki ben mesela aynı anda 4-5 kitap okuduğum oldu. Fakat bunu yaparken de şuna dikkat edin. Eğer odaklanma sorunu yaşıyorsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece o işi yapıyorum deyin, oraya odaklanın arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir noktamız arkadaşlar. Saate bakıyorum ben. Arkadaşlar başlayalım şu anda 50 dakika olmuş. Ve biz şöyle bir şey kural koymuştuk. Arkadaşlar da ısrarla şunu söylediler arkadaşlar. 40 dakikayı aşmasın denmişti ama geçen hafta da aynısı oldu. Biraz daha süremizi uzatıyoruz arkadaşlar. 40 dakikayı geçirmemeye çalışıyoruz ama biz 50 dakika oldu. Ben bu arada diğer bir bakayım sizde çünkü farklı çalışmalar yapacağız. Evet ne oldu? Özetliyoruz bugün dikkat kesinlikle hayatın içerisinde yaparak, yaşayarak geliştirilen bir yeteneğe bir durumdur dedik arkadaşlar. Kesinlikle dikkat geliştirilebilir. Onu belirtiyoruz. Daha sonra dedik ki amaçlı çalış, tek iş yap. Biraz önce bahsetmiş olduğum teknik vardı. O teknikleri kullandığınızda, o teknik kullandığınızda kesinlikle ve kesinlikle kendinizdeki değişim ve gelişimi net olarak göreceksiniz, fark edeceksiniz. Şimdi biraz sonra bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Ben o çalışma için bir hazırlık yapıyorum. Müsaadenizle göz temasını kuramıyorum o yüzden. Bir hazırlık yaptığım için çok güzel bir çalışma yapacağız. Bir rahatlama tekniği. Çünkü düşüncenin önündeki en büyük engel strestir, gerginliktir ve dikkati toplamak istiyorsak da önce yorgunluğu, gerginliği bir kenara bırakmamız gerekiyor. Eğer o yorgunluğu, gerginliği atamazsak bu defa başka sıkıntılar, başka kaygılar oluşmaya başlıyor. Önümüzdeki Perşembe günü bir daha söylüyorum arkadaşlar. Akşam saat 20.30'da
Yine aynı saatte dikkat konusunu konuşmaya devam edeceğim. Her derste en az 1-2 tane teknik vereceğim. Her günün sonunda mutlaka bir çalışma yapacağım. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, Perşembe akşamı saat 21.40'da bir webinarımız olacak. Zoom üzerinden yapılacak. Webinar adresini paylaşacağım sizlerle. Zoom üzerinde hızlı okuma, öğrenme nedir? Bununla ilgili karşılıklı etkileşimli bir söyleşi yapacağız. Herkes katılabilir. Hani çevrenizde duyurabilirsiniz. Her salı ve perşembe akşam yine dikkat, okuma, anlama konusunu konuşacağız. Normalde dikkat konusuna direkt girmeyecektim. Okuma, anlama konusuna girecektik ama o kadar çok talep geldi ki arkadaşlar dikkat konusunda, isterseniz bu konuya girmeye başladık. Şimdi yine sizden ricam, kafanıza takılan, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz hususlar varsa lütfen yazmanızı istiyorum. Biraz sonra sizlerle harika bir çalışma yapacağız. Bir rahatlama çalışması yapacağız arkadaşlar. Çünkü zihinsel olarak, bedensel olarak, duygusal olarak, psikolojik olarak rahatlama olmazsa o gerginlik ne yapıyor? İster istemez öğrenmeye bir blokaj oluşturuyor. İsterseniz dikkatin dağılmasına sebep oluyor. O dikkatin dağılmasının önüne geçmek için, konsantre olabilmek için önce bir kere rahatlamamız gerekiyor. Bu çalışmamızı ben kısaca geçen aynısını istedikleri için yapacağım. Bugün başka bir çalışma yapacaktım ama onu önümüzdeki gün yapacağız. Çünkü yüzlerce teknik var arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Allah insana taşıyamayacağı yükü vermemiştir. Yeter ki neyi nasıl yapacağını bil. Şimdi tekniğimiz şu. Nefesle rahatlama çalışması arkadaşlar. Nefesle rahatlamanın yine yüzlerce çeşidi var. Ama bizim yapacağımız çalışma şu. Ben önce ekranı, kamerayı kapatacağım, onu söyleyeyim. Çünkü kamerayı kapatmamızın sebebi, isterseniz ben konuşurken benim sesim, duruşum, mimiklerim, jestlerim, konuşma şeklim dikkatinizi çekebiliyor. Ama kamerayı kapattığım anda isterseniz ne oluyor? Sadece ve sadece kendinize odaklanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde kamerayı biraz sonra kapatacağım. Evet, tekniği bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Tekniğimiz şu. Bütün dikkatimizi nefesimize veriyoruz. Çünkü nefes işin en temel noktası. Nefes alışverişimize odaklandıktan sonra burundan nefes alıp aldığımız nefesin ciğerlerimizde dolduğunu ve ciğerlerimizdeki yorgunluk, gerginlik, sinir, sıkıntı, stres, kaygı, her ne varsa onu toplayıp ve ağızdan verdiğimizde atmosfere karışıp yok olduğunu hissetmenizi isteyeceğim. Sonra nefes al, vücudun bütün bedenine yayılsın, vücudun her yerine toplansın yorgunluk, gerginlik ve boşalt. En sonunda bir enerji çalışmasıyla bitireceğim bunu arkadaşlar. Bitirdikten sonra ben ekranı, kamerayı açmadan programı sonlandıracağım, bunu kaydedeceğim. Yine kayıtlarını daha sonraki süreçte izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sorularımız şu ana kadar olursa da onları özelden Instagram mesajından da gönderebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Evet, hazırlığımızı yapıyoruz. Bütün dikkatinizi, sadece ve sadece bütün dikkatinizi çalışmaya vermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ben görüntüyü kapattım. Görüntüyü kapattıktan sonra şimdi arkanıza yaslanabilirsiniz. Eğer oturuyorsanız rahat bir pozisyon alabilirsiniz. Bütün dikkatinizi nefesinize verin. Bütün dikkatiniz nefesinizde. Nefesinizin ciğerlerinize dolmasını ve boşamasını hissederken içinizden hafif ve rahat. Hafif ve rahatım. Hafif ve rahatım. Nefesinizin ciğerlerinize dolmasını ve boşamasını hissedebilirsiniz. Bir insan bir günde 21 bin ile
32 bin defa arasında nefes alıp verilmiş. Ama biz bu nefes alışverişlerimizin farkında bile değilizdir. Nefesimiz olmasaydı, nefes alıp veremeseydik ne olurdu? Bütün bedenimiz hafif ve rahat. Şimdi bedenimiz hafif ve rahat. Gözlerinizi kapatabilirsiniz isterseniz. Ve gözleriniz kapanırken, zamanı istediğiniz gibi kullanırken rahatlamaya ve gevşemeye başlayabilirsiniz. Şimdi hazır olduğunuzda önünde sonunda bedeninizin rahatladığını, bedeninizin oturduğunuz yere temasını hissedebilirsiniz. Bulunduğunuz odadaki havanın sıcaklığını, havanın tenize değişini hissedebilirsiniz. Benim sesimi duyabilir, müziğin sesini duyabilir ve kendinizi rahatlatabilirsiniz. Zihninizden değişik sorular geçiyor olabilir. Bunları kafaya takmayı bıraktığınızda ne kadar rahatlayacağınızı düşünebilirsiniz. Bunu fark edebilirsiniz. Şimdi zihninizden değişik anılar, görüntüler geçebilir. Ama bunların hiçbir önemi yok. Bizler çoğu zaman olayların farkında bile değilizdir. Uykuya daldığımız anın, konuşurken kelimelerin, yürürken ayaklarımızın gittiğini farkında bile değilizdir. Aldığımız her nefes ciğerlerimize dolarken kanımıza oksijen verir ve kanımızı temizler. Aldığımız her nefesin ciğerlerimize doğru dolduğunu ve ciğerlerimizdeki yorgunluk, gerginlik, sıkıntı, stres, kaygı, endişe ne varsa tamamen onları toplayıp attığını düşünebilirsiniz. Zihnimiz, bedenimiz hafif ve rahat. Hafif ve rahat. Aldığımız her nefes ciğerlerimize dolarken vücudumuzdaki yorgunluk, gerginlik, sinir, sıkıntı hepsini alıyor ve boşaltıyor. Ciğerlerimiz hafifledi, göğüs kafesimiz hafif ve bedenimizde saç tellerimizin ucundan ayak tırnaklarımıza kadar bütün yorgunlukları topluyor hava ve boşaltıyor. Atmosfere karışıp yok olup gidiyor. Hafif ve rahat. Bütün bedenimiz hafifliyor, rahatlıyor, hafifliyor ve rahatlıyor. Sanki suyun üzerindeki bir yaprak gibi vücudumuz tatlı bir salınım içerisinde. Bizler gün içerisinde yaptığımız şeylerin çoğunun farkında bile değilizdir. Bunları düşünmeniz de gerekmez.
Bazı şeyler olur, fark etmeyiz. Kalbimiz kendiliğinden atar. Solunum sistemimiz kendiliğinden devam eder. Bunları düşünmenize gerek yok. İşte böyle. Sadece rahat ve hafifim. Rahat ve hafif. Rahat ve hafif. Ve bütün bedenimiz kuş gibi hafif. Bu hafifliği bir zindelikle, bir canlılıkla doldurmak ne kadar güzel olur değil mi? Şimdi aldığınız her nefesin ciğerlerinizden bütün bedeninize doğru yayılırken güçlü bir enerji, bir canlılık verdiğini fark edebilirsiniz. Bütün bedenimizde tatlı bir enerji, tatlı bir canlılık oluşmaya başladı. Aldığımız her nefes baştan ayağa, ayaktan başa kadar güçlü bir enerji veriyor. Güçlü, zinde, canlı, çok güçlü. Bu çalışma bittikten sonra zihninizdeki ve bedeninizdeki canlılığı ve hafifliği net olarak göreceksiniz. Dikkatinizin arttığını, konsantrasyonunuzun geliştiğini, motivasyonunuzun arttığını, odaklanmanızın arttığını net olarak göreceksiniz. Zihnimiz, bedenimiz, ruhumuz, duygularımız güçlü, zinde, dinç, dinamik ve enerjik. Bu duyguyu iyice hissedin. Bu duygunun bir dakika boyunca tadını çıkartın. Evet, bu rahatlık devam ediyor. Bu çalışmayı bilinçaltınız ister istemez öğrenir ve ihtiyaç hissettiğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz ve kullanacaksınız. Her salı ve çarşamba akşamları, perşembe akşamı bu çalışmalara katıldığınızda kendinizdeki farkı rahat göreceksiniz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.